Evet arkadaşlar, bu hafta AutoCAD programının ana hatlarıyla komutlarını, kullanımını, bize bu dönemki teknik resim dersi için nasıl yardımcı olacağı üzerine konuşacağız. Öncelikle şöyle sorayım. AutoCAD klasiğe programını döndürmeyi başaramayan var mı? Varsa eğer anlatacağım tekrar. Yeni sürümüne. Hocam ben yani yapmadım. 2019'da indirdim ama sizin hani şurada çarklı yerde AutoCAD klasik diye bir şey göremedim ben. Tamam, yeni versiyonlarda yok arkadaşlar, anlatacağım o zaman. Sonrasında bunun ders kaydını da zaten koyacağım için oradan da yine kontrol edebilirsiniz arkadaşlar sonrasında. Şimdi arkadaşlar belki ilk açtığınızda şu menü var yoktur. Yani burada File, Edit, View, Insert, Format diye giden menü var yoktur. Öncelikle onu çıkartmanız için bakın şu alt kısımda sizin Type a Comment diye yani bir comment girin dediği ve aslında AutoCAD programında işlemlerinizi kolaylaştıran isterseniz manuel olarak komutları girebileceğiniz ya da komutları girerken takip edeceğiniz yolları size gösteren bir alt ekranımız var. Bunu herkes görebiliyor mu kendi AutoCAD programında? Evet hocam. Şimdi arkadaşlar menü barı belki olmayanlar olabilir. Yani bu File, Edit, View gibi olan menü barı olmayanlar için önce menü bar yazıyoruz. Enter diyoruz. Sonrasında zaten seviyesini soruyor. Yine birmiş zaten. Benimkinde halihazırda. Bir diyerek Enter'a basıyorum. Eğer buradaki bu File, Edit, View menü barınız yoksa bu artık gelecektir. Sonrasında arkadaşlar bu sizlerin AutoCAD programında bu klasik görünümü elde etmek için geliyoruz. Tools'un altında bakarsanız eğer Palette var. Bu Palette'in içine gelip Ribbon sizde yanıyor olacak. O Ribbon'u tıklayarak kapatacaksınız ve buradaki bütün komut çubuklarının kaybolduğunu göreceksiniz. Tamam mı? Şu an benim ekranım sizde paylaşık olduğu için siz bunu yapamıyor olabilirsiniz. Size şimdi ekranımı kapatacağım. AutoCAD programında bunu uygulamanız için size 5 dakika süre vereceğim. Tekrar söylüyorum. Tools. Tools'un içinde Palette. Palette'de bakın şu ribbon var. Bu ribbon'a tıklayarak buradaki komut sekmelerinin kısa yollarının kaldırmasını sağlayabilirsiniz. Ya da ikinci alternatif olarak ne yapabilirsiniz? Gelirsiniz yine bu komut yazdığımız kısma, komut çubuğuna ribbon close yazarsınız. Yine sizin bütün ribbon olarak olan kısa yollarınızı kapatır. Normalde nasıl? Yine onu da göstereyim. Palette. Ribbon açık olsa örneğin 2014'te bu şekilde. Sizde daha yakışıklı, daha cafcaflı, daha hatta güzel göründüğünü göreceksiniz. Geliyorum. Tekrar ben hayır klasik versiyon kullanmaya alışık olduğum için Tools diyorum. Palette diyorum. Bakın Ribbon'un yanında mavi yanıyor. Tıkladım. Kapandı. Haline gitti. Sizde ise şu çubuklar olmadığı için bomboş kalacak. Şimdi ekran paylaşımımı kapatıyorum arkadaşlar. Saatimiz 8 geçiyor. 10 geçeye kadar bir deneyin. Yapamayan olursa bir ses etsin. Hocam, Type Comment kısmına ne yazmamız gerekiyordu ilk başta? Şeyler çıkması için file vesaire. Menü bar, enter. Menü, menü bar.
Evet, herkes yaptı mı? Bir sıkıntı yaşayan var mı arkadaşlar? Ben yaptım. Tamam, ses gelmediğine göre herkes yapmış demektir. Dönüyorum ben şimdi tekrar ekranıma. Hocam ben yapamadım. Dur, döndüm. Neyi yapamadın? Hocam bende de full çıkmadı. Evet, ben menü var yazdım, çıkmadı yani bende. Tamam, şu command kısmına menü var yazdınız mı? Evet hocam. Yazdık. Enter dediniz. Evet. Sonrasında size evet. Enter new value for menü var dedi. Buna bir ben... yazdınız. Bir daha enter'a bastınız. Şu an çıktı, evet. Evet arkadaşlar. Şimdi Tools'un içine girin. Tools'a tıkladıktan sonra Palette. Sonrasında zaten hemen en üstte ribbon'u göreceksiniz. Tıkladığınızda o üsttekilerin hepsinin kaybolduğunu göreceksiniz. Evet hocam, oldu şu an. Tamam. Şimdi benim burada kullanmış olduğum yardımcı araç listesinin aynısının sizde de olması için, yani beni takibinizin kolaylaşması için geliyoruz arkadaşlar. Yine bakarsanız eğer şöyle şuraya sağ tıklayarak da yapabilirsiniz. Ya da gelirsiniz. Hemen bakalım. Neredeydi o da? Tools'un içinde hocam. Toolbars'ta. Üçüncü sırada. Yok. Evet. Teşekkür ediyorum. Çünkü bazılarında komple sildiğimiz zaman burada sağ tıklayacağımız alan olmuyor arkadaşlar. Onun için arkadaşınızın dediği gibi yine Tools'un içinde, Toolbars'ın içinde AutoCAD kısmına giriyoruz. Tamam mı? Buradan Draw Order, Layers, Modify, Properties, Smooth Mesh, Standard, Styles, bir de Workspaces tıklıyorsunuz. Sonrasında şöyle herhangi bir boşluğa tıklayarak çıkıyorsunuz oradan arkadaşlar. Hocam şey, benim internetim kesildi de tekrardan söyler misiniz? Tabii söyleyebilirim. Tools, Toolbar. Toolbar'ın içinde AutoCAD'e girdik. En üste kadar çıkıyorum şimdi. Draw, Draw Order, Layers, Modify, Properties, Smooth Mesh, Standard, Styles, Workspaces. Bunlardan da arkadaşlar en çok kullanacaklarımızı söylüyorum size. Draw, Modify, bir de Layers olacak arkadaşlar. En çok kullanacaklarımız bu üçü olacak. Diğerleri en azından bu dersin içinde bakacak olursak 40 yılın başında kullanacağınız toolbarlar olmuş olacak. Hocam alt kısmını bir daha gösterebilir misiniz attığınız yere? Gösterebilirim tabii. En son hangisini işaretledin? Styles. Styles'dan sonra bir de Workspaces. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Evet, ekran paylaşımından çıkmama gerek var mı? Herkes yaptıysa derse dönüyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman arkadaşlar. Bende tools yok ya, ben bulamadım onu. Benimki galiba 2020 sürümü olduğu için bulamadım. Tamam, yeniden çıkartalım sana da. Şu an benim ekranımı görüyor musun? Dön benim ekranıma. Şu an siz... Şu an bak burada type command diyen yer var ya, buraya
Menü bar yaz. Enter'a bas. Hemen yapayım. Hocam ben de menü bar yazınca ekstra bir şey çıkmıyor. Yani sizde çıkan şey. Bir dakika döneceğim sana. Sonra tekrar bir yaz. Enter'a bas. Sonrasında yukarıda görmüş olduğun zaten menü çubuğu gelecektir. Belki yeni sürümlerde şöyle olabilir. Bunların kayma özellikleri var. Yani buraya mouse'unuzu yaklaştırdığınızda görünür hale geliyordur. Siz mouse'unuzu oradan uzaklaştırınca bunlar hayalet gibi kaybolma özelliğine sahip olabiliyor arkadaşlar yeni sürümlerde. Şimdi sen tekrardan söyler misiniz? Neyi? Şu tools'dan tools AutoCAD hani az önce seçtik ya. Tamam tools, toolbars, AutoCAD. Draw. Draw order. Layers. Modify. Properties. Smooth mesh. Standard. Styles. Workspace. Bu kadar. Şimdi az önce... Ben de AutoCAD klasik yazmıyor ama sizinki gibi olduğu için hepsi komple görünüş. Yani klasik yazmasına gerek yok değil mi? Yok arkadaşlar zaten bunu klasik yazamayan 2015 üstü yeni sürümler için anlatıyorum. Normalde bizimkinde tek tuşla bastığında geliyor zaten. Sizde bu opsiyon kaybolduğu için nasıl benimkiyle aynı ekrana sahip olup takip kolaylığı sağlayasınız diye anlatıyorum. Peki hocam tamam. Draw order. Başka ne vardı? Modify. Properties. Hemen 4 altında smooth mesh. Onun 3 altında standard. Onun 2 altında styles. En altta da workspaces. Eğer artık kaçırsanız da sıkıntı değil arkadaşlar. Dersin kaydını da sisteme yüklediğim için tekrar oradan açıp bakarak sizinkini de aynı şekilde getirme şansınız, olanağınız var. Son olarak neydi Styles'dan sonraki? Workspaces. En altta. Hocam bunu kaydetmemize gerek var mı? AutoCAD kendisi kaydediyor mu bu görüntüyü, görünümü? Hiç bu versiyonu kullanmadığım için bilmiyorum açıkçası. Yani benimkinde bir kere AutoCAD Classic'e döndükten sonra AutoCAD Classic, yani her açışımda AutoCAD Classic oluyor. İsterseniz bir deneyelim, bir kapat aç yapın. Hocam ön bellek temizlenmediği sürece tutuyor ama... Bilgisayarda depolama alanı azsa kendisi silebiliyor. Kaydederse ama onu bellek olarak kaydediyor. O zaman silinmiyor kötü. Sağ altta ayarlar kısmında sevk örüntüsünü istiyorsunuz. İsmini yazıp kaydediyorsunuz bu modu. Kalkmış gibi. Evet artık benimle aynı görünüşe sahip olma konusunda problemi olan kaldı mı? Şimdi arkadaşlarınızın dediği gibi eğer ön bellekten daha sonrasında siz temizlediğinizde silme sorunu yaşasanız bile arkadaşlar bu ders kaydı zaten sistemde hali hazırda kayıtlı olacağı için siz bunu açıp tekrar aynı hale getirebilirsiniz. Bu kolay bir iş. Zor bir iş değil. Şu anda programla ilk kez haşır neşir olduğunuz için bir de ben buradan söylüyorum siz hem benim ekranımı görüp hem oradan yapmaya çalıştığınız için zor oluyor. Ama videodan izleyerek yaptığınızda daha kolay olduğunu göreceksiniz. Hocam şurada sizde AutoCAD Classic yazıyor ya bizde 2019 sürümünde bu yazması gerekmiyor değil mi? Gerekmiyor arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Benimkisinde
böyle bir opsiyon var yani. AutoCAD Classic dediğimde burası otomatik olarak hazır geliyor. Ama 2015 ve üstü sürümlerdeymiş bu. Ben de siz bu problemi yaşayınca öğrendim. Geçmiş yıllardaki arkadaşlar bunu dile getirmemişlerdi. 2015 ve üstü sürümlerde böyle bir opsiyonu yokmuş AutoCAD'e. Onun için peki nasıl bunu aynı şekilde yaparız diye ben de iki hafta öncesinde araştırdım. Sonrasında forumlarda, internette vesaire yapanları izlediğim zaman gördüm ki bu şekilde AutoCAD Classic gibi yeni sürümlerde de arayüz oluşturulabiliyormuş. Yani sizde yazması gerekmez. Çünkü zaten sizde yazmadığı için şu an bu işlemleri yaptık. Yazabiliyor olsaydı gelecektiniz buradan tek tıkla basacaktınız. Hop olacaktı ama sizde zaten bu seçenek yok. Onun için de bu olmadığı için şu an bu uğraşı veriyoruz. O zaman arkadaşlar ben tekrar dersime dönüyorum. Şimdi baktığımız zaman AutoCAD programı aslında bizim için bir yardımcı araç arkadaşlar. Yani geçmiş yıllarda elle çizimle çok uzun sürelerde yapılabilecek çizim işlemlerini süre olarak çok kısaltan bir yardımcı program gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani ben öğrenciliğimde de böyleydi. Aşağı yukarı 13-14 yıldır Koca Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde AutoCAD programını sizlere veriyoruz yardımcı program olarak. Hani belki başka yardımcı programlar da kullanabilirsiniz, öğrenebilirsiniz süreç içinde ama biz hani endüstriyel anlamda da sektörde de çok fazla kullanıcı bulduğu için AutoCAD programı, biz onun için size yardımcı program olarak AutoCAD programını öğretmeyi yeğliyoruz arkadaşlar. Bu anlamda bakacak olursak eğer, şimdi öncelikle zaten ilk haftaki derste de kısaca bahsetmiştim. Sizler artık yani bilgisayarların, akıllı telefonların üzerine dünyaya gelmiş genç arkadaşlarımızsınız. Yani şu az önce oluşturmuş olduğumuz menü bar kısmı aslında nedir arkadaşlar? Hepimizin alışık olduğu genel bilgisayarda kullanmış olduğumuz programların genel menü barlarının genel görünümüdür. Buradan da baktığınız zaman file seçeneğinin altında yani yeni bir AutoCAD çizim dosyası açacaksanız new diyoruz. Geçmişten hazır olanı açacaksak open diyoruz. Yani bunu şey gibi düşünebilir oyun oynayan arkadaşlarımız. Oyunda belli bir yeri kaydederseniz de save yaparsınız. Sonrasında kaydettiğiniz yerden sonra açmak için load seçeneği vardır. Bunu da onun gibi düşünebilirsiniz. Yani en son kaydedilmiş bir dosyanızı o kaydettiğiniz haliyle çağırmak ve üstünde oynamalar yapmak için ya da onu incelemek için bu open seçeneğini oyunlardaki load seçeneği gibi düşünebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine nedir? Burada genel olarak close var ama zaten sağ üstte çarpıya basarak kapatabiliyorsunuz. Artık yani bu opsiyonluğunu kaybetmiş bir fonksiyon olarak burada duruyor. Burada kayıt seçeneklerinde de save ve seves olarak iki seçenek karşımıza geçiyor. Yine arkadaşlar bir şeyler yaptınız. Save bastığınız zaman mevcut dosyanın üstüne kaydedersiniz. Yani haliyle save dedikten sonra önceki işlemlerinize ulaşamazsınız artık. Yani siz en son kayıt neyi yaptıysanız sizin kayıtlı dosyanız o son işlem dosyasıdır. Seves derseniz eğer, Seves dediğinizde size zaten şey de sorar. Bunun yeni ismi ne olsun diye sorar. Yani Seves dediğinizde hem önceki mevcut çiziminizi korur, hem de son yapmış olduğunuz değişikliğe de yeni isimle kaydederek yenisini de kaydeder. Yani ola ki hatalı bir değişiklik yaparak kaydetmişseniz Seves opsiyonu size yeniden o bir önceki aşamaya dönüp oradan onun üstünde yeni işlemler yaparak kaydetme kolaylığı sağlar. Ya da hatalı bir kayıt yaptıysanız ki bunu düşünürsek eğer sizin sektöre atıldığınızda mühendis olarak çizimler yaptığınızı örneğin 4 gün 5 gün belki de 1 haftanızı vererek yapmış olduğunuz çizimlerin bir hata yüzünden mesela 3 gün 4 gün geri gitmek yerine belli önemli aşamalarda Seves diyerek kaydederseniz
olası bir hatalı kayıtta da yandım anam diyerek ortalıkta koşturmanıza engel olur arkadaşlar. Ya da işte bitirme projesi yapacaksınız inşallah ya da mekanik tasarım projesi yapacaksınız. Geldiniz. Bir ay boyunca yaptığınız işlemler, bir ay birinci gün bir o çiziminizin üstüne bir değişiklik yaptınız. Bunu SEVES'le değil de SEV'le kaydettiyseniz eğer, o zamana kadarki kayıtlarınızın hiçbir anlamı kalmadı. Zaten SEV dediniz, üstüne kaydettiniz. Yani artık sizin için geçerli olan son kaydınız olmuş oldu. Ondan sonra bir de baktınız ki hatalı bir işlem yapıp kaydettirmişsiniz. Eyvah eyvah, bütün bir aylık çalışmalarınız gitti. Onun için SEV ve SEVES ayrımını iyi yapıp ona göre kayıt yapmanız gerekiyor. Sürekli de SEVES diyerek de kayıt yapılmaz arkadaşlar. O da o zaman sizin çalışmış olduğunuz cihazda gereksiz şişikliğe sebep olur. Gereksiz yer kaybına sebep olur. Bu sebepten dolayı kısa aralıklarda, örneğin işte 10 dakikalık, 15 dakikalık çizim aralıklarında SEV diyerek gidebilirsiniz. Ya da Türkçe menü kullananlar varsa kaydet diye gidebilirsiniz. Ama belli önemli noktalar varsa, işte yapmış olduğunuz projede kilit noktalar ya da yapmış olduğunuz ödevinizde belli zor kademeler varsa, o zor kademeleri bitirdikten sonrasını bana sorarsanız SEVES, yani farklı kaydet olarak kaydetmeniz daha doğru bir hamle, daha doğru bir adım olacaktır arkadaşlar. Yine buradaki işlem çubuklarına bakacak olursak eğer, export seçeneğini görüyoruz. Bu exportta ne işe yarar arkadaşlar? Siz çiziminizi yaptınız. Sonrasında çıktı almanız gerekiyor. Haliyle gittiniz. Matbaada AutoCAD programı yok. Sizin bu sebeple yapmış olduğunuz çizimi ne yapmanız gerekiyor? Bir PDF versiyonuna ya da işte daha farklı matbaalarda kullanılan versiyona çevirmeniz gerekiyor. Export da tamamen bu işe yarar değerli arkadaşlarım. Onun haricinde burada bilmeniz gereken başka ne var derseniz eğer, bakıyorum. Başka da arkadaşlar, bunlar için de bilmeniz gereken, sizin için şu anda çok elzem, gerekli olan bir komut bulunmuyor. Yine AutoCAD programına gelecek olursak arkadaşlar, yine programın kendi özüne dönecek olursak, aslında bu programda şurada görmüş olduğunuz komut ekranı, yani sizin istediğiniz gibi yazılar yazabildiğiniz ekranınız hayat kurtarıcıdır, yol göstericidir. Yani bazen komutun kullanımı anlamında kafanız karışabilir, unutabilirsiniz, insansınız ya da çok sık kullanmadığınız bir komuttur ama o çalışma sırasında kullanmanız gerekti. Nasıl kullanacağınızı belki hatırlamazsınız ama siz zaten komuta tıkladığınız zaman o size yol gösterir. Örneğin çizgi çizmek istiyorum. Geldim. Line komutuna tıkladım. Tıkladığım zaman bana bakın altta ne diyor? Diyor ki çizim yapacağın çizginin birinci noktasını işaretle diyor. Birinci noktasını isterseniz böyle de işaretleyebilirsiniz. AutoCAD'in çok eski sürümlerinde ise ne yapıyorduk arkadaşlar? Gidiyorduk direkt koordinat düzeniyle yapıyorduk. Yani 0,0 diyorduk. X'de 0 noktası, Y'de 0 noktası. Ama artık bunlara ihtiyaç yok. Onun için bu tarz şeyler anlatmıyorum. Neden? Çünkü çiziminizi yaparsınız. Sonrasında arkadaşlar ne yaparsınız? Gelirsiniz. Move'la beraber şeklinizi nereye taşımak istiyorsanız taşıyabilirsiniz. Onun için bu tarz manuel AutoCAD'in eski sürümlerinde kalan özellikleri kullanmanıza gerek yok diyorum. Şimdi komut ekranından bahsetmişken hazır, kağıt oluşturmaktan da bahsedelim. Yani ilk haftanın dersinde anlatmıştık. Ne demiştik? İşte A3 kağıt boyutumuz var, A4 kağıt boyutlarımız var. Eğer bunları hatırlamak zorunda da değilsiniz. Bunlar kullandıkça oturacak şeylerdir. Ben tekrar söyleyeyim. Bizim genel kullanacak olduğumuz kağıt boyutu neydi arkadaşlar? 210'a 297 idi. Yani X'teki kağıdımızın genişliği 210 mm, Y'deki yüksekliği ise 297 idi. Yine özellikle ilk derse katılamayan arkadaşlarım için söylüyorum. Bizim birimimiz eğer hiçbir şey belirtmemişsek neydi? Milimetreydi. Haliyle biz de
210'a 297 dediğimizde kağıdımızın eni 210 mm, yüksekliği de 297 mm olacak. Peki bunu nasıl oluşturacağız? Çizim alanımızı nasıl oluşturacağız dersek eğer, geliyoruz yine komut ekranına limits yazıyoruz. Ben size bunu yapmanız için süre vereceğim arkadaşlar. Beni önce izleyin, takip edin. Sonrasında dönüp kendiniz yapabileceksiniz. Çıkacağım ben ekran paylaşımından. Geliyoruz buraya. Limits yazıyoruz. Tamam mı? Zaten bakın ben yazarken artık bu yeni sürümler bu tarz kolaylıklar getiriyor. Sizin yazdığınız harflerle oluşabilecek, isteyebileceğiniz komutları zaten gösteriyor. İsterseniz gelip buradan tıklayabilirsiniz limits'e de. İsterseniz yine manuel olarak sonuna kadar da yazabilirsiniz. Limits yazdım. Enter'a bastım. Tamam mı? Sonra bana soruyor. Diyor ki sizin bu çizim alanınızın sol alt köşesinin koordinatları ne olsun diyor. Kendisi otomatik olarak default olarak bunu 0,0 olarak atamış. Haliyle ben de bunu kabul ediyorum ve hiçbir şey yazmadan direkt enter'a basıyorum arkadaşlar. Bastım. Sonrasında diyor ki sağ üst köşenin ölçüsü ne olacak? Kendisi A3 kağıdına göre ölçü girmiş. Demiş ki 420'ye 297. Ben size ne dedim? A4 oluşturalım dedim. O zaman ne olacak arkadaşlar? A3 kağıdının yarısı kadar olacak. Yani 210'a 297 yapacağız. Geliyoruz. Buradaki komut ekranına önce mouse'umuzla tıklıyoruz. Bakın buradaki imleç yanıp sönmeye başlıyor. Geliyorum. 210,297 yazıyorum. Enter diyorum. Artık benim çizim alanım bu oluşmuş oldu. Siz ekranda bir değişiklik görmezseniz hissetmeyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunu sonrasında çizimin devam eden aşamalarında farkını anlayacaksınız. Şimdi ben ekran paylaşımından çıkıyorum arkadaşlar. Çizim alanı oluşturmanız için kendinize. Peki hocam, mesela her şey bitti. Çizim bittikten sonra A4 kağıdını A3'e uyarlayabiliyor muyuz? Uyarlarsın. Sonrasında yeniden limit istersen o 210-297'yi 420-297 yaparsın. Sonrasında bunu ilerleyen çizimlerde göreceğiz. Bütün şeklini çizersin yeniden, seçersin. Sonrasında move'la beraber istediğin alana taşıyabilirsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam ben limit yazdığımda çıkmıyor. Yani o az önce sizin yaptığınız gibi. Nasıl çıkmıyor? Yani limit yazdım. Evet. Şöyle. Limit yazdım ben de, evet. Şu an ne dedi sana? Evet. Limit yazdın, enter'ı bastın mı? Evet hocam. Hatta şu anda yazamıyorum. Şu an tıklıyorum hocam. Yani bir dakika. Evet, limit yazdım. Evet. Büyük harflerle değil mi? Yani küçük harfle yazarsan ı'ları i yazman gerekir. Büyük harfle de yazarsan ı'la yazman gerekir. Büyük harfle yazarsan limits diye yazman gerekir. Tamam. Küçük harfle yazarsan limits yazman gerekir. Comment line specific first point limits invalid point yazıyor. Tamam. 0,0 yaz bakalım. Evet. Sonrasında da 210,297 yaz. Çünkü ikinciyi isteyecektir senden. 210,297. Evet, doğrudur. Enter'a bastım, bitti. Yani evet hocam, bitti galiba. Zaten kırmızı. Ekranda bir değişiklik görmeyeceksiniz dedim ya. Hocam kırmızı yeşil çizgiler çıktı. Tamam, işte o sizin sınırlarınızı belirleyecektir. Benimkisinde zaten önceden de olmuş olduğu için benim ekranımda bir değişiklik olmadı. Ama siz şimdi ilk kez kullanıyorsunuz ya, sizde farklılık ortaya çıkabilir. Çünkü sizin limit ayarlarınız daha farklıydı. Ama benimkinde zaten bir limit ayarı olmuş olduğu için benimkinde bir değişiklik görmedik. Ama sizde olabilir. O kırmızı ve yeşil çizgiler sizin zaten X ve Y koordinatlarınızla aynı zamanda sınırlarınızı belirliyor.
Hocam benim ilk koordinatımı 0.0 seçti. İkincisine 297 seçmiş. Next point or undo yazıyor. 297 seçmiş. 297 sesiniz gidiyor hocam. Şimdi dönelim başa. Limit dedim. Enter dedim. Hatta şöyle yapalım. Bir dakika. Bir dakika. Ben size veremiyorum arkadaşlar. Normalde hocalarla görüşme yaparken ekran paylaşımı yetkisi verebiliyorum ama size veremiyorum. Demek ki Zoom'un öyle bir kısıtlaması var. Şimdi limits dedin. Enter'a bastın mı? Bir dakika hocam. Şu an hocam bende line specific next point or undo yazıyor. Hocam line komutunda kalmış. Escape bas önce. Önce escape bas. Önce escape, evet. Line'da kalmışsın arkadaşın, doğru diyor. Escape bas. Tamam. Şimdi senin bu komut ekranında type a command yazıyor olması lazım. Evet. Heh, oraya tıkla. Tamam hocam, tıkladım. Şimdi limits'te. Tamam. Şimdi limits dediğinde ne yazdı? Specify lower left corner demiştir. Tamam. 0,0 zaten orada hali hazırda olması lazım ama belki değişik olabilir. 0,0 yaz. Tamam, yazdım hocam. Enter'a bas. Tamam, bastım. Şimdi senden sağ üst köşenin komutunu ister, koordinatını ister. 110 yazıyorum değil mi hocam? 110,297 yazıyorsun. Tamam. Enter'a basıyorsun. Tamam. Tamam, tamam. Bitti. Tamam hocam. Tamam. Şimdi tamam arkadaşlar, son bir tane de line komutuyla anlatayım, sonra bir ara verelim. Şimdi line komutu bizim temel komutlarımızdan bir tanesidir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi draw toolbar'ın en üstünde... Hocam göremiyoruz. Ha, pardon, özür dilerim. Ekran paylaşımından çıkmıştım. Hemen paylaşıyorum. Hüseyin paylaştıramıyor çünkü öyle bir size yetki veremiyorum. Az önce veremedim yani. İzin vermedi sistem. Neyse, hallettik zaten onun sıkıntısını. Şimdi line'a geldiğiniz zaman arkadaşlar, isterseniz buradan tıklayabileceğiniz gibi bu line toolbar'ını, siz de muhtemelen şuralara bir yere dizmiştir. Ben kolaylık olsun diye buraya taşıdım. Yani üzerinde çizgi, daire, ne bileyim çokgen işareti olan toolbar bizim draw toolbar'ımızdır. Ben onu bu şekilde solda barındırıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz farklı yerde de barındırabilirsiniz. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz. İsterseniz burada böyle tıklayabileceğiniz gibi direkt üstüne yine komut ekranına da line yazabilirsiniz ve sonrasında enter dersiniz. Sonrasında o size der ki çizim yapmak istediğin birinci noktayı seç der. O zaman ben de 0,0 seçiyorum arkadaşlar. 0,0. Enter diyorum. Bakın o X'ye kesişim noktasının hemen baş şeyinde almış olur. Yani o sıfır noktasını koordinat düzleminin yakalamış olur. Sonrasında arkadaşlar geliyorum. Şimdi sağa doğru ne kadar çizmem gerekiyor A4 kağıdı oluşturmak için? 210 gitmem gerekiyor. 210 diyorum. Enter. Bunu yaparken de şu altta anlatacağım bu komutları ama yine bilin. Bakın şu orto var. Yani orta açıkken siz sadece aşağı yukarı sağa sola dik çizgiler çizebilirsiniz. 210 geldim sağa doğru. Sonra yukarı doğru arkadaşlar gitmek istiyorum. Mouse'umu yukarı doğru tuttum. 297 dedim. Enter dedim.
Sonra tekrar sola doğru geleceğim. Ne kadar geleceğim? 210 kadar geleceğim. Enter dedim. Sonrasında tekrar aşağı doğru geleceğim. Ne kadar? 297. Bu arkadaşlar artık yeni AutoCAD sürümüyle kolay yapabileceğiniz bir çizim metodudur. Geldim, sildim bunu. En klasik haliyle yapacak olsak nasıl yapacağız? Önce birinci noktayı komutunu gir dedi. Geldim, 0,0 yazdım. Sonra next point için komut gireceğim. Next point komutu ne olmuş olacak arkadaşlar? Şimdi x ekseninde 210 gideceğim. Y ekseninde hiç gitmeyeceksem eğer 210,0 yazacağım. Sonra buradan yukarı doğru çıkarken bu sefer ne olacak? X ekseninde aynı bu hizada yükseleceğim. Y ekseninde de ne kadar yükseleceğim? 297. O zaman buradaki gideceğim noktanın komutu ne olacak? 210,297 olacak. Bastım. Çizemedim. Aldım geriye. 210,297 yazdım. Enter'a bastım. Ama bir şeyi hatalı yapıyorum. Özür dilerim. Evet, orada şu hatayı yaptım arkadaşlar. Orta komutumuz açık kaldı hocam. Yok, ortadan kaynaklı değil arkadaşlar o. Bu şundan kaynaklı. AutoCAD'in şöyle de bir özelliği var. Senin şimdi ben line'a bastım. Henüz komuttan hiç çıkmadım ya. Bunun üstüne ekleye ekleye gidiyor. Yani benim şuradan belirtmiş olduğum, bulunmuş olduğum 210,0 noktasının üstüne 210 artı 297 yapmış oluyor. Yani burayı sıfır noktası gibi belirlemiş oldu. O zaman ne yapabilirim arkadaşlar? Buradan bunun üstüne ekleye ekleye gidiyor ya haliyle line'dan çıkmadıkça. O zaman ne yapacağım? X'de artık bir yere gitmeyeceğim. O zaman 0,0 yazacağım. Geleceğim. Yukarıya doğru 297. Enter yazdığımda gelir. Yani en son line'dan çıkasıya kadar kaldığınız nokta hep üstüne ekleye ekleye gidecek arkadaşlar. Şimdi geldim, burası ne? 210'a 297. Haliyle buradan bu sefer çıkarak geleceksiniz. Lan bunlar AutoCAD'in klasik sürümünde kaldığı için çok, nasıl diyeyim arkadaşlar, işlem hamaliyesi olan şeyler. Yani AutoCAD kullanmanın mantığına aykırı. Onun için tekrar dönüyorum. Siliyorum bunu. Geliyorum. Tekrar bakın, önce 0,0 noktamı seçiyorum. Bu noktamdan sağa doğru 210. Yani mouse'umu sağa doğru sadece tutuyorum. Ortam da açık olduğu için artık dik gidecek, biliyorum. 210 yazıyorum. Enter basıyorum. Bu sefer mouse'umu yukarı doğru tutuyorum. Ortam açık olduğu için biliyorum ki dik gidecek artık. 297 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Sola doğru geliyorum. 210 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Az önceki yapmış olduğumuz gibi yapsaydık nasıl yapacaktık arkadaşlar? Bu noktadan sonra da bu sefer eksi 210,297 yazacaktık. Yani çok karmaşık bir hal alacaktı. Hiç öyle uğraşmanıza gerek yok. En son bu noktadasınız. Burada da yine size bir trik vereyim. İsterseniz buradan aşağı doğru mouse'unuzu tutarsınız. 210 yazabilirsiniz. 210 enter yazarsınız. Bu da olabilir. Sonrasında enter dediniz. Komutla işiniz bitti. Ya da hemen dönüyorum. Undo dersiniz. Aldım yani işlemlerimi geri. 0,0 dedim. Enter dedim. Sağ 210 geldim. Yukarıya 297, sola 210 geldim. Şimdi benim bu çizim işlemimde başlangıç noktam neresi arkadaşlar? Şurası, değil mi? AutoCAD'in böyle bir fonksiyonu var. C, yani circle, tamamla, birleştir gibi bir fonksiyonu var. C'ye bastığınız zaman, C dediniz, enter dediniz, başlangıç noktasına birleşir. Yani komuttan hiç çıkmadan seri halinde çizim yaptıysanız başlangıç noktasına birleştiğini görürsünüz. Şimdi arkadaşlarım bir 5 dakika mola verelim. 50 geçe lütfen hepiniz burada olunuz.
Evet arkadaşlar. Tekrar kaldığımız yerden devam edecek olursak eğer. Şimdi line komutunu gördük. Nasıldı? Tıklıyoruz line'a. Ki bu ileride nasıl olacak? Herhangi bir noktaya geleceksiniz. Hop tıkla, sağa ilerle, aşağı gel, sola git, yukarı git gibi olabilecek. Yine şimdi sizin bilgisayarınızdaki AutoCAD programında default olarak olmayabilir belki. Eğer açıksa sıkıntı yok. Ortayı kapatıyorum. Bakın kapattım. Artık mavi yanmıyor. Geldim. Line'a tıkladım. Line'a tıkladıktan sonra bana işte başlangıç noktanı seç dedi ya. Geldim herhangi bir noktaya tıkladım. Şu an farkındaysanız bu arada arkadaşlar çizim alanı dışında işlem yapıyorum. Ama bu benim için bir problem mi? Değil. Çünkü move komutum var. Çizimimi istediğim yerde yaptıktan sonra solda dikdörtgenle göstermiş olduğum A4 kağıt alanı içine sonrasında çizimimi taşıyabilirim. Şimdi geldim. Tekrar gösteriyorum. Line'a tıkladım. Bana birinci noktanı seç dedi. Seçtim. Sonrasında arkadaşlar bakarsanız ben de uzunluk yazıyor. Yan tarafta da açının yazdığını görürsünüz. Bunu aktif hale getirmek için F12 tuşumuz var arkadaşlar. Normalde kapalıyken bu göremezsiniz. Ama F12'ye bastığınızda aktif hale gelir ki bunu... Bir dakika. F12'ye bastım. Aktif hale geldi ki bunun alttan da açıp kapama opsiyonunuz vardır. Şurada. Dynamic Input. Zaten yanında kısayolunun F12 olduğunu görürsünüz. Yani bu size neyi kazandırır arkadaşlar? Bastım herhangi bir noktaya. Örneğin işte 30 derece açıyla 100 milimetrelik bir çizgi çizmem gerekiyor. Çizginin uzunluğunu yazıyorum bakın. Uzunluğunu yazıyorum direkt. Uzunluğunu yazdım. Sonrasında açıya geçmek için, açı girmek için tab tuşuna basıyorum arkadaşlar. Tab tuşu da bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Sol tarafta ESC tuşunun altında tırnak işareti vardır. Tırnağın altında da sağlı sollu okların yazılı olduğu tuş vardır. O tuşumuzun adı tab'dır. Bazı klavyelerde yazar zaten. Yazmayan ve bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Tab tuşu sağa sola ok işaretinin üzerinde olduğu tuştur klavyeniz üzerinde. Tab'a bastığınız zaman artık bakın yüz değişmiyor. Onu kilitledi AutoCAD programı. Artık sen hangi açıyla girersen o açıyla 100 milimetre uzunluğunda çizgi çizebilir AutoCAD. Bunu söylüyor. Biz ne demiştik? 30 derece olsun demiştik. Geldim 30 yazdım açı kısmına da. Açı kısmına da 30 yazdıktan sonra Enter'a bastım arkadaşlar. Bakın buraya ne yapmış oldum? 100 milimetre uzunluğunda yatayla 30 derecelik açıda bir çizgi çizmiş oldum. Line komutu ile ilgili şu an aklıma gelen ve sizin işinize yarayacak olan fonksiyonlar bu şekilde. Belki atladığım kısımlar olabilir ama bunları da devam eden süreçte çizim yaptıkça göreceğiz arkadaşlar. Yine AutoCAD'in bize getirdiği bir avantajı söylüyorum. Şimdi bakın burada bizim çizim alanımız çok küçük kaldı değil mi? Bunu bize ana ekrana getirmesi için yine komutlarımız mevcut. Nedir? Zoom diyorum. Enter'a basıyorum. Sonrasında nereye zoom istediğini soran seçenekler var. Ben all diyorum. Yani benim çizmiş olduğum bütün ekran ekranda yakınlaşsın, zoom olsun istiyorum. İsterseniz all'u açık açık da yazabilirsiniz. Yani ALL şeklinde. İsterseniz bakın zaten kendisi de gösterir mavi olarak. Sadece baş harfini A'yı da yazarak getirebilirsiniz. Bakın artık bizim ekranımızda ana hatlarıyla görünen nedir? Az önce oluşturmuş olduğumuz A4 kağıdıdır arkadaşlar. Yine line komutundan sonra bir sonraki komutumuz yazlık. Bir de yazdıklarımızın silme boyutu var işin. Bununla ilgili arkadaşlar AutoCAD'in Modify toolbar'ı üzerinde Modify.
Bu modify toolbar'ını da şöyle tanımlayabilirim. Şimdi size farklı yerlere dizmiş olabilir bunu. Bakın arkası silgili kalem işareti var. Sonrasında işte iki tane üçgenle mirror işareti var. Ya da move komutunun işareti var, böyle dört tane oklu. Ya da döndürme komutunun işareti var. Çember ucu oklu gibi. Toolbar'ımız bizim modify toolbar'ımız. Tamam mı arkadaşlarım? Modify toolbar'ımızın en yatay duruyorsa solunda, dikey duruyorsa en üstünde erase komutumuzun olduğunu görürüz. İsterseniz buraya tıklayarak, isterseniz yine komut ekranına erase yazarak enter'a bastığınızda silginin devreye girdiğini görürsünüz. Silginiz devreye girdiğinde de arkadaşlar, bakın size ne diyor? Silmek istediğin objeyi seç manasında select objects diyor. Gelip tık 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 seçebilirsiniz. Ya da şöyle yapalım. Şimdi kağıt sınırlarımızı da bir daha silmeyelim. Şöyle, 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 şöyle bizim çizimlerimiz olsun. Hatta bir tane de şöyle bir daire çizeyim ben buraya. Geldim, daire çizdim. Sonrasında diyelim ki şu dairenin içinde kalan şu üçgenin iki kolunun fazla olduğunu fark ettim. Erase'e tıkladım ya da ekran alanına erase yazdım. Enter'a bastım. Bana silmek istediğin objeyi seç diyor. Geldim, seçtim. Bir de hatta şunu da seçeyim. Şunu ve şunu. Burada da arkadaşlar şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sizin AutoCAD programınızda problem yaratmayacaktır. Benim programımın hatası, silip yeniden yüklemem lazım. Onunla da biraz üşendiğim için uğraşmadım. Çoklu seçim yapamıyorum bu modify komutunda. Onun için siz isterseniz çoklu da seçim yapabilirsiniz. Ben tekli yapabiliyorum. Örneğin geldim bunu seçtim. Enter'a bastığımda sildi. Tekrar erase komutuna girdim. Örneğin bunu da silmek istiyordum. Select objects dedi. Seçtim. Enter'a bastım. Sildim. Peki buna gerek var mı arkadaşlar? Yok. Artık tekrar undo ile geri aldım onları. Ya da Word'den hatırlayacağınız üzere bunun kısa yolu CTRL-Z arkadaşlar. Geri alma komutu. CTRL-Z. Her bir CTRL-Z yaptığınızda bir yaptığınız adımı geri alırsınız. Her CTRL-Z yaptığınızda en son yaptığınız bir işlemi geri almış olursunuz. Ben de şimdi o sildiğim iki objeyi geri aldım. Bunun için artık bu erase komutunun aslında bütün fonksiyonu bitmiş durumda arkadaşlar. Hiçbir anlamı kalmamış durumda. Neden? Çünkü yine klavyenize bakarsanız eğer, yani her klavyede yeri farklıdır ama delete tuşu olduğunu görürsünüz. Genelde de laptoplarda print screen tuşunun yanında ya da o altılı tuş takımı vardır. İşte home, page up, page down, pause, break, print screen, delete. Altılı bir şekilde klavyede bulunurlar arkadaşlar. Oradaki delete tuşu bu silme fonksiyonunu zaten yerine getiriyor. Yani nasıl? Geliyorum, silmek istediğim objeyi geldim, seçtim. Sonrasında delete'e bastım, sildim. Silmek istediğim objeyi seçtim. Delete'e bastığım gibi silindi. Hemen chatten bir sorumuz var. Bakıyorum. Berkay, anlamadım ne dediğini. Hocam, komut yerine pikat yazıp bir yaparsanız çoklu seçim açılıyor. Ya da sıfır yapınca kapanıyor. Şu komut mu? Evet. Vallahi helal olsun, ben bilmiyordum ki. 2007'den beri AutoCAD kullanıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bakalım yapabilecek miyiz? Hemen örneğin copy dedik. Şöyle. Vallahi oldu. Teşekkür ediyorum. 10 küsur yılın üstüne bana bir komut öğretmiş oldun. Çok sağ olasın. Rica ederim hocam. Tekrardan dönecek olursak arkadaşlar dersimize,
kaldığımız yerden. Haliyle bahsettiğim gibi arkadaşlar nedir? Erase komutunun yani artık bir fonksiyonu kalmamıştır. Bunun yerine ne yapabiliyoruz? Klavyemizdeki delete tuşunu kullanabiliyoruz. Yani ben pratiklik anlamında elim de ona alıştığı için ben bu komutu neredeyse hiç kullanmıyorum. Bunun yerine hep delete kullanıyorum. Yani bir şey sileceksem seçiyorum. Sonrasında delete'e basıyorum. Gidiyor. Seçiyorum. Delete'e basıyorum. Gidiyor şeklinde. Sonra yine bizim bir diğer komutumuz arkadaşlar neydi? Çember çizme komutumuzdu. Yine bizim çok temel komutlarımızdan biridir. Hayat kurtarır arkadaşlar. Geliyorum. Çemberi isterseniz bu komutu kullanmak için de gelip burada çember ikonuna tıklayabilirsiniz. Ya da yine type command kısmına manuel olarak circle yazabilirsiniz ki bu komutları ezberi hepsini bilme ihtimaliniz yok arkadaşlar. Onun için bu toolbarları kullanmaya alışmanızı tavsiye ederim. Circle dedim. Enter dediğim zaman bana artık zaten bunu geçen hafta da geometrik çizimleri anlatırken azıcık göstermiştim, bahsetmiştim. Bana soruyor. Diyor ki ya çemberin merkez noktasını belirle yani onu göster ya da işte çemberin eğer geçtiği 3 noktayı biliyorsan onu seç o zaman 3 noktayı işaretle 2 noktayı biliyorsan onu seç onu işaretle ya da işte çemberin yarıçapını biliyorsan ve teğet olduğu başka 2 tane obje biliyorsan onu seç diyor. Şimdi baktığımız zaman yine biz öncelikle merkezi bilinen çember çizeceksek eğer arkadaşlar nedir? Merkezi biz belirlemek için zaten ne yapıyorduk? Önce eksenlerimizi çiziyorduk. Tabii ki ben şu anda herhangi bir çizgi modunda çiziyorum. Normalde bunlar için neydi? Çizgi karakterlerimiz vardı. Center 2x seçiyorduk. Ben şu anda oluşturmadığım için layer ekranı herhangi bir çizgi modunda çiziyorum. Sırf circle komutunu göstermek için. Şimdi nedir? Bunların kesim noktası bizim çemberimizin merkez noktası olsun. Geldim. Circle'a tıkladım. Dedi ki bana merkez noktasını işaretle. Geldim. Kesişim noktasını da buradaki object snap kısmım açık olduğu için hemen çat diye yakaladım. İşaretledim kesişim noktasını. İşaretledikten sonra bana ne diyor arkadaşlar? Circle'ın yarı çapını gir. Ya da bakın or diyor. Ya da çapını gir. Çapını girmek istersen D enter demen lazım. Yarı çap gireceksen direkt ölçü girmen lazım. Örnek verelim. Yarı çapı 15 olan bir çember çizeceksek direkt yarı çap gir dedikten sonra 15 dedim. Enter'a bastım. Çemberimi çizdi arkadaşlar. Peki bunu çap girerek çizmek istesem nasıl çizeceğim? Seçtim. Delete'e bastım. Sildim. Şimdi yine geldim. Çember çizimine girdim. Bana merkez noktasını bul dedi. Buldum. İşaretledim. Sonrasında bu sefer yarı çap değil de çap girmek istiyorum. Ne yapacağım? D'ye bastım. Enter'a bastım. Artık çap girmem lazım. Ne yapacağım? Yarı çap 15'ti. Çap ne olacak? 30 olacak arkadaşlar. 30 dedim. Enter'a bastım. Yine çizmiş oldum. Şimdi arkadaşlar ekran paylaşımını kapatıyorum. Çıkıyorum. Öncelikle sizden bu oluşturmuş olduğum A4 alanını oluşturmanızı istiyorum. A4 alanını neyle yapıyorduk? Line komutuyla yapıyorduk. Önce herkes AutoCAD'ini açsın. Beklesin beni bir 10 saniye. Bütün arkadaşlarımızın açmasını bekleyelim. AutoCAD programınızın ekranını açtıktan sonra line komutuna tıkladık arkadaşlar. Bize sordu. İlk noktamız neresi olsun? 0,0 yazdık. Tamam mı? 0,0 yazdıktan sonra arkadaşlar F12'ye basın bence. Yani dynamic input'unuz açık olsun ki açık gerektiğinde girebilin. Sonrasında ne yapıyoruz? Ortomuz da açık. Bakın şu altta
Arkadaşlar kopup geldim sanırım. Şu an sesim geldi mi? Geliyor hocam. Evet, en son nerede kaldık? En son neyi söyledim? Ortomuzu da açtık dediniz hocam. Heh, tamam, süper. Ortomuzu da açtık. Ortosunu açamayan var mı? Süper. Ortamızı açtığımıza göre şimdi açmadım hocam. Efendim? Ortayı açamadım şu an. Hemen şimdi sana bir ekran paylaşıyorum. Ortonun yerini göstereceğim. Bak ortamız şu an mouse'umu görüyor musun benim? Oynuyor farkındaysan. Evet, şimdi kaydırdım onu alta. Bak buradaki çubuklar içinde 1, 2, 3, 4.sü orto, tamam mı? Orto bize sürekli dik çizme rahatlığı sağlar. Onun için açıyoruz ortoyu. Hemen chat kısmına bakıyorum. Evet, kısa yolu da F8. Uyaran arkadaşlarımız var. Zaten ortonun üstüne gelirseniz orada kendisi de kısa yolunun F8 olduğunu gösterir. Teşekkürler. Devam ettiğimizde arkadaşlarım, tekrar ben çıkıyorum ekranımdan ki siz çalışabilin. Artık ne yapıyoruz? Ortamız açık. Line'a basmıştık. 0,0 olarak ilk noktamızı girdik. Sonra mouse'umu sağa doğru tuttum. Bir yere tıklamadan 210 bastığım zaman 210 dedik. Enter dedik. Deyin arkadaşlar. Sonra sağa doğru çizgiyi çizdikten sonra mouse'umuzu yukarı doğru tutun. Bu sefer 297 enter deyin. Sonra yine çıkmadan komuttan, yani ne escape ne de bir daha bir ikinci kez enter'a basarsanız komuttan çıkarsınız çünkü. Yine bu sefer sola doğru tutun mouse'unuzu. 210 yazın. Enter'a basın. Şimdi de arkadaşlar isterseniz aşağı doğru tutun 297 yazın ya da isterseniz C yazın, enter'a basın. Bu dikdörtgen yapınız oluştu mu? Oluştuktan sonra dikdörtgen yapısı oluşan arkadaşlarım bir kere daha ya enter'a bassınlar ya da escape'e bassınlar. İkisine de bastıklarında artık line komutundan çıkmış olurlar. Evet, bu çizim alanı olan dikdörtgenini çizemeyen varsa hemen ses etsin bana. Tekrar birlikte çizelim. Okeydir, süper. Sonrasında arkadaşlar şimdi sizden buradaki yine ortonun olduğu yerde kısa yolu F3 olan aynı zamanda da soldan 2, 4, 6. Object Snap diye bir yine komutumuz var gördüğünüz üzere. Buna tıklamanızı istiyorum. Yani mavi olsun, açık olsun. Sonrasında da yine aynı Object Snap'e gelin arkadaşlar ve sağ tıklayın, tamam mı? Sağ tıkladığınız zaman Settings var. Settings. Settings'e girin. Ben de ekranımı paylaşayım şimdi sizinle tekrar. Hocam komutun adı neydi? Tekrar söyler misiniz? Object Snap. O alttakiler F3 ile açabilirsin Object Snap'i. Yok, ondan önce Object Snap'ten önce bir komut söylediniz galiba. Söylemedim, hayır. Ha tamam, şu an dikdörtgendeyiz sadece değil mi? Evet, şu an sadece dikdörtgen tamam. Çizdik. Evet arkadaşlar, bakın burada bu Object Snap şeyi de bize ne işe yarar? Bunu da anlatayım, öyle devam edelim. Bu Object Snap bize örneğin çizdiğimiz çizginin uç noktalarını yakalamamızı sağlar. Ya da herhangi bir çizginin, bir daire yayının yine orta noktasını yakalamamızı sağlar. Yine çemberin merkezini yakalamamızı sağlar. Yine kuadrantları, yani nasıl diyeyim, köşe noktaları yakalamamızı sağlar. Yine İki doğru kesişiyorsa bunların kesim noktasını yakalamamızı sağlar. Eğer bir yere dik iniyorsak dik şekilde inmemizi sağlar. Yani ortonuz kapalı olsa bile Object Snap'iniz açıksa dışarıdaki bir noktadan
aşağıda var olan bir doğruya dik inmenizi Object Snap'le yine sağlayabilirsiniz. Ya da teğet çizmemizi sağlar. Bunlardan isterseniz çoğunlukta kullandıklarınızı da tıklayarak açık bırakabilirsiniz. İsterseniz de Select All derseniz hepsinin açık olmasını sağlarsınız. Hepsinin açık olması bazen karışıklığa sebep olabilir. Yani siz, örnek veriyorum, diklik yakalamak istiyorsunuzdur ama o orta nokta yakalayabilir. Ya da tanjant yakalamak istiyorsunuzdur. O direkt nearest, yani o çember üstündeki herhangi bir noktayı yakalamak isteyebilir. Duruma göre ihtiyacınız durumunda da clear all deyip hepsini kapatıp sizin ihtiyacınız olan tek bir tane neyse onu açabilirsiniz. Bunu bu şekilde yapabileceğiniz gibi arkadaşlar, yine geliyorum. Object Snap'in burada baktığınız zaman nedir? Sağ tıkladığınızda şu an bakın hepsi mavi olduğuna göre hepsi seçili, tamam mı? Şöyle bir mouse'unuzu üstünden bir gezdirirseniz, tıklamadan üstünde bir kaydırırsanız hepsini devre dışı bırakırsınız. Sonrasında örneğin sadece center yakalamak istiyorsanız tek çizim bazlama. Bu kullanım, yani bu kullanım şu şimdi az önce settings'ten girdiğimiz genele etkiydi. Bu göstermiş olduğum kullanım ise tek seferlik kullanım gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunda da eğer center'a ihtiyacınız varsa center'a, endpoint'e ihtiyacınız varsa endpoint'e, tanjanta ihtiyacınız varsa tanjanta, tak diye tıkladığınızda yine size ihtiyacınız olan yardımcı Object Snap'i kullandırtabilir arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman, şimdi bunu da gösterdikten sonra, bunu neden gösterdim? Çünkü kullanacağız. Nerede kullanacağız? Çember çizerken kullanacağız. Çember çizerken ne yaptık? Yine tekrar ben de çizeyim bir tane daha. Ondan sonra size göstereyim. Önce line'la çemberimize ne yapıyoruz? Kesim merkez noktasını işaretliyoruz eksen çizgileriyle. Şimdi ben burada rastgele bir yere çiziyorum ama normalde ne olacak? Biz o çemberin merkezinin koordinatlarını biliyor olacağız. Oraya eksenleri çiziyor olacağız. Geçen hafta örnek çizimde bunu göstermiştim. Sonra geliyoruz. Çembere tıklıyoruz. Yani circle'a tıklıyorum. Bakın bizim neye ihtiyacımız var? Kesim noktası yakalamaya ihtiyacımız var. Şimdi biraz daha yakınlaştırıyorum, zoomluyorum. Bakın kesim noktası ve dik. İkisi de aynı nokta olduğu için bakın yakaladı. Kesim noktasını yakaladıktan sonra artık çemberimi çizebilirim. Yarı çapı ne olsun? Bu sefer de 20 olsun. Enter. Yani bu Object Snap'ler bizim belli spesifik noktalar yakalamamızda hayat kurtarıcımız olacaktır arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum ekran paylaşımından arkadaşlar. Şimdi çizebilirsiniz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii. AutoCAD sürümünüzün sol altında Object Snap'i açtığınız kısımda bir toolbar vardı ya, onun adı ne acaba? Ben onu açamadım galiba. Hangisinin? Object Snap'in olduğu şey, hani sağ şey yaptınız ya, gösterdiniz ya işte center, tanjant, tek seferlik buradan açabilirsiniz. Evet. Onu da yine, onun ekstra bir komutu yok. Object Snap'in üstüne direkt geldin. Yok, o toolbar'ın adı ne? Ben o toolbar'ı eklemeyi unuttum sanırım. Biliyor musunuz? Bende bu hiç mi yok? O bizde sağ alt tarafta. Yani 2020 şuraya birleşiktir. Evet, evet. Şuraya birleşiktir okay. Arkadaşlar. Bu modelin falan yanındadır muhtemelen. Hocam, arkadaşlara ben sorarım o zaman, çünkü sağ altta da göremedim şimdi. Sorarım. Bir dakika, bir yeniden ben ekran paylaşımı yetkisi vermeyi deneyeceğim hepinize. Bir sen sonrasında ekran paylaş benle Cihan. Tamam hocam. Tamam, bu sefer geldi. Şimdi bir ekranını paylaşır mısın? Bak bu altta share screen var. Kay şimdi aşağı doğru. Kaydır. Ya şuraya mı? Ha evet. Peki bir dakika. Bakıyorum senin o toolbar'ını bulmaya çalışıyorum. Şu şu yukarıda bir standart yazıyor ya. Yukarıda evet, standart. Bunlar mı? Gel sola, gel. Gel gel. Bir onların üstünde bir dur bakayım ne yazısı çıkacak. Bir tane daha gel.
İki tane daha gel pardon. Yok değil, tamam, burada yok. Hocam Object Snap'i mi arıyoruz? Object Snap toolbar'ı yokmuş arkadaşınızın. Var mı diye baktım. En aşağıda 3 tane mavi yanan kutular var. Onun ortasındaki. Bir soldaki. Aynen o. Aa tamam. Oraya sağ tıklayıp dolaşabiliyorsun. Ama ben göremiyorum ki. Bende niye çıkmadı? Ben ekran paylaşımı olunca bende o en alt çıkmıyor şu anda. Ben göremiyorum orayı. Şurası nerede mı? Evet, ben de şu an orayı göremiyorum ben. Acaba ekranı büyütmeyin, o zaman çıkıyor. Neyse tamam, siz çözdüyseniz sıkıntı yok. Ben şu an senin ekranındaki o kısmı göremiyorum. Ben de direkt zoom'un fonksiyonları kaldı ekranımda. Tamam hocam, çözüldü ya, şey yok. Yani nereden olduğunu anladım, tamamdır. Tamam, ekran paylaşımını o zaman kapatabilirsin. Hüseyin, şimdi bulabildin mi sen de arkadaşının ekranında görünce? Tamamdır arkadaşlar. Şimdi sizden istediğim nedir? Önce line tuşuyla bir tane yukarıdan aşağı dik çizmeniz. Sonrasında onunla dik kesişen yatay bir çizgi daha çizmeniz. Sonra onların kesişim noktasını da çemberinizin merkezi olacak şekilde bir çember çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Bunu çizin. Sonrasında bir ara verelim. Hocam çizgi tiplerinin isimlerini de verseniz, kesikli çizgide hangisini kullandığımızı falan. Onları da ileriki haftada konusu gelince anlatacağım da onun için anlatmadım şimdi, kafa karışmasın diye. Yani şu an kesikli çizgi falan kullanmanızı istemiyorum. Center 2 miydi o? Evet, Center 2X. Tamam hocam. Load'dan çekeceksiniz onu. Onu da anlatacağım zaten. Hocam ben dediğiniz şekli oluşturdum ama dairem kesikli çizgi oldu. Çünkü neden? Şu an benim... tek çizgi tipim var. Ben çizgi tipi oluşturmadım. Sende muhtemelen Center 2X seçilidir. Peki normal başka çizgi tipi oluşturdun mu sen? Var mı hali hazırda başka çizgi tiplerin? Düzeltebiliriz onu. Şöyle yaparız. Çemberin var ya, o çizmiş olduğun çember. Evet. Tıkla ona. Tıkladım. Şimdi ben de ekranımı paylaşayım. Nereye gireceğini göstereceğim sana. Bak şurada görüyor musun? Çizgi tipinin olduğu yer var. Senin burada şuraya tıklarsan eğer, burada da şunu görebilirsin. Ben de şu an başka çizgi tipleri oluşturulmadığı için sadece default olan 0 yazıyor. Sen de eksen çizgisiyle seçili olmuş olduğu için o da kesikli oldu. Başka düz bir çizgiyle oluşturduğun varsa halledebilirsin. Ya da şimdi dur, sana da ekran paylaşımı açayım. Ekranını paylaş benimle. Direkt gösterelim. Ben ekran paylaşımını kapattım. Bir dakika. Evet, paylaş ekranını. Hocam ben telefondan bağlandım da kamerayı açsam olur mu? Olur, olur. Kamerayı aç, göster. Ben kimsin sen? Çıkmıyorsun bende. Açtın mı sen şu anda? Açtım hocam. Emine Beyza, bir dakika bulalım seni. Emine Beyza neredesin ki? Heh, buldum, evet. Biraz yakınlaştır. Şöyle yapalım. Hiçbir şey göremiyorum ki ama orada ya. Şöyle göstereyim. Yine ben paylaşayım Emine Beyza ekranımı.
Tamam da. Şimdi şöyle ki sen de şu anda çemberin de center'la yani eksen çizgisiyle çizilmiş durumda olduğu için o da kesikli çizgiyle çizilmiş oldu. Tamam mı? Aslında sebebi bu. Sen haliyle kesikli çizgi oluşturduğuna göre default'tan gelen de manuel düz çizgin de vardır senin zaten hali hazırda ayarlarında. Geleceksin o çemberine tıklayacaksın. Sonra çemberine tıkladıktan sonra da bu çizgi ayarlama kısmından şu an mouse'umu gezdirdiğim kısım var ya. Bu çizgi ayarlama kısmından geleceksin sıfırı seçebilirsin. Ya da benim geçen hafta anlattığım çizgi profillerini oluşturmuşsan eğer işte kalın diye bir çizgi profili oluşturmuşsan ya da ana çizgi diye bir çizgi profili oluşturmuşsan direkt onu seçerek değişiklik yapabilirsin. Değiştirebildin mi? Şu an sesin gelmiyor Emine Beyza. Evet arkadaşlar şimdi bir ara verelim. Olmadı derse döndüğümüzde tekrar senin de çözüp çözemediğine göre tekrar bakarız problemi. Şimdi bir ara kaç geçe burada olun? 28 geçe burada olun arkadaşlar.
Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu ana kadarki yapmış olduklarımızı yapamayan, kaçıran var mı? Kesik kesik çizgini düzeltebildin mi? Evet hocam, düzelttim. Tamamdır, süper. Şimdi arkadaşlar, o zaman devam edelim. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Siz ortaya aldınız ya A4 şeyini. Onu bir daha söyler misin nasıl yapıldığını? Z, enter. Sonra A, enter. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buradan başka. Evet arkadaşlar, yine buradan bir diğer anlatacağımız komutumuz ne olabilir? Çokgen çizimi olabilir. Ki bunu geçen hafta çok farklı versiyonlarda çizdik. Yine ama anlatalım. Şimdi mesela çokgen çizecek olalım. Kaçgen çizecek olalım. Altıgen çizecek olalım. Geliyoruz. Çokgen komutuna tıklıyoruz. Yani poligona tıklıyoruz. Tıkladım. Sonra diyor ki kaç kenarlı çizeceksin diyor. Kaç kenar olacak senin çokgeninin? Bunda default olarak 4 geliyor benimkisinde. 6 yap. 6 dedim. Enter'a bastım. Sonra diyor ki çizecek olduğun çokgenin merkezini belirle diyor. Hazır burada eksenler var ya, bunlardan bir tanesini seçeyim. Ben yukarıdaki olanı seçtim. Yukarıdaki olan eksenlerin kesim noktasını seçtim. Tıkladım. Sonra burada soruyor. Diyor ki çizecek olduğum çokgen dairenin içten mi değsin yoksa dışarıdan mı değsin? Eğer içten derseniz işte yapacak olduğunuz çokgen çember dışarıdan teğet olurken dışarıdan derseniz de çember dışarıdan geçiyor olacak. Diyelim ki içten dedik. Yani inscribed dedik. Tıkladık. Sonra diyor ki yarıçap ne kadar olsun? Şimdi burada arkadaşlar girecek olduğunuz yarıçap neyi ifade eder? Sizin çokgeninizin köşegen uzunluğunu ifade eder. Neden? Çünkü dedik ki daireye içten teğet olsun. Bizim buradaki dairemizin ölçüsü neydi? Yarıçapı 15'ti. Şimdi yarıçap 15 girersek eğer, hemen giriyorum 15. Bakın buradaki zaten 15'lik çembere içten teğet olacak şekilde çizdiğini görebiliriz. Yani bu çemberi biz manuel çizdik de komutun fonksiyonunun anlatmak istediğini anlatmak istiyorum. Yani bu çember olmadan da biz bunu zaten bu şekilde çiziyoruz. Yani biz diyoruz ki çembere içten teğet olsun. Yani benim köşegen uzunluğum, şu köşegen uzunluğum 30 milimetre olsun diyoruz. Eğer tam tersini demiş olsaydık, hemen çemberi geri alayım. Yine çokgen çizmeye giriyorum arkadaşlar. Çokgen çizmeye girdim. Poligona tıkladım. Kaçgen çizeyim dedi. Altıgen dedim. Enter'a bastım. Yine merkezini bul dedi. Hemen kesim noktasını işaretledim. Bu sefer de çembere dışarıdan değeyim, dışarıdan teğet olayım seçtim. Yine yarıçapı da 15 milimetre seçmiş olayım. Bu sefer ne oldu? Dışarıdan çembere teğet oldum. Bu sefer 30 milimetre olan çap ne oldu? Çemberin çapı bizim kenar uzunluğumuz gibi mi diyelim? Nasıl diyeyim? Bir kenardan kenara giden uzunluğumuz olmuş oldu. Yani kenar ortay uzunluğumuz oldu diyebiliriz. Kenar ortay tam doğru karşılık oldu. Yani burada
Çokgen çizerken girecek olduğunuz yarıçaptaki çemberin ölçüsü sizin köşegen uzunluğunuz mu olacak yoksa kenardan kenara olan uzunluğunuz mu olacak? Buna karar vermeniz lazım. Eğer kenardan kenara uzunluğunuz olacaksa o zaman circumlı seçeceksiniz. Eğer köşegen uzunluğunuz olacaksa incircumları seçeceksiniz arkadaşlar. Bu da anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Eğer yine devam eden haftalarda bununla ilgili bir problem yaşarsanız sorabilirsiniz. İsterseniz kendiniz de deneyebilirsiniz çizim yapmayı. Zaten uygulamalarda karşımıza çıktığında göreceğiz. Peki bununla beraber burada yine neler var? Bakacak olursak yazı yazma komutumuz var ki bunu ileride kullanırken anlatacağım arkadaşlar. Yine tarama komutumuz var. Bunu ileride konusu geldiğinde anlatacağım. Şu anda anlatmayacağım. Yine serbest çizim spline komutumuz var. Yine bunu ileride konusu geldiğinde de anlatacağım ama şöyle ki spline'ın anlamı şudur. Serbest çizgi çizimidir. Spline'a tıkladınız. Sonrasında ortayı kapatalım ki serbest hareket edebilelim. Siz hareket ettikçe ve tıkladıkça o bu şekilde zikzaklar çizebilir. Yani şöyle hemen uygulamalı da bir tane yapalım. Spline dedim. Sonra bana ilk noktayı tıkla dedi. Ben de hemen tıkladım. Sonra gidiyorum. Şöyle bir noktada tıklıyorum. Sonra geliyorum bu noktada tıklıyorum. Sonra geliyorum bu noktada tıklıyorum. Burada tıklıyorum. Tamamen rastgele arkadaşlar. Tıklıyorum. Sonrasında işim bittiyse Enter'a basıyorum ve komuttan çıkıyorum arkadaşlar. Bunu şu anda gördüğünüzde çok anlamsız geliyor size. Ama daha sonrasında yerinde kullandığımızda çok rahatlık kazandırdığını göreceksiniz arkadaşlar size. Bunu da tamamladıktan sonra Modify komutlarımıza geçiyorum arkadaşlar. Modify komutlarımızdan da yine geliyorum. İlk komutumuz neydi arkadaşlar? Mesela copy komutuydu. Yani kopyalama komutu. Geliyorum. Örneğin kimi kopyalayayım? Buradaki içteki altıgenle dıştaki altıgeni ben kopyalamak isteyeyim. Tamam mı? Ama aralarındaki çemberi kopyalamak istemeyeyim. Kopya tıklıyorum. Sonra bana diyor ki seçmek istediğin objeleri seç. Geliyorum. Bunu seçiyorum birinci obje olarak. Sonra ikinci obje olarak da dışarıdakini çiziyorum. Berkay arkadaşının sayesinde ben kendi bilgisayarımdaki problemi de çözmüş oldum. Sonrasında seçimimi tamamladıktan sonra Enter'a basıyorum arkadaşlar. Bundan sonrasında programın çalışma mantığı şudur arkadaşlar. Bir nokta seçersiniz ve o noktayı bir yere taşırsınız. Sizin o taşıdığınız oranda da seçtiğiniz objeleri taşır. Yani şöyle ki geldim. Bu merkez noktasını seçtim ve bu merkez noktasını diyelim ki şu sağa doğru bu kadar taşıdım. Direkt benim o taşıdığım oranda seçtiğim objeleri de taşır. Ya da bundan bağımsız olarak şöyle göstereyim. Yani buradaki merkez noktası bu çokgenlerle ilişikli ya, ilişiksiz bir nokta olarak seçelim. Yine kopyalaya seçtim. Seçmek istediğim objelerimi seçtim. Birinci obje, ikinci obje. Enter'a bastım. Sonra geldim, hiç onlardan alakasız bir yerden taşıma standardımı belirlemek için örneğin bu merkezi seçtim. Bakın bu merkezi ne kadar taşırsam benim seçtiğim obje de o kadar gider. Ben diyelim ki bu merkezi şöyle kaydırdım bu kadar. Ben bunu ne kadar kaydırırsam benim kopyalamak istediğim objeler de kendi yerinde aynı şekilde kayar. Yani ben bunu 90 derece 20 milim kaydırırsam o da kendi yerinde 90 derece 20 milim sağa kayar. Ben bunu 30 milim ve diyelim ki 45 derecelik açıyla kaydıracak olursam o da kendi yerinde 30 milim ve 45 derece olacak şekilde kayar ve kopyalar arkadaşlar. Kopyaladım, tıkladım, Enter'a basıp çıktığımda komuttan çıkmış oldum arkadaşlar. Evet, şimdi ekran paylaşımından çıkıyorum hemen 2 dakika içinde. Bütün arkadaşlarım yapsınlar bunu. Bekliyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Ben AutoCAD'e kayıt olurken kendi e-postumu kullandım da illa
Kocaeli Üniversitesi'nin verdiği e-postayı mı kullanmamız gerekiyor? Yok, artık gerekmiyormuş sanırım. Oraya zaten sisteme öğrenci belgenizi ya da öğrenci kimliğinizi falan koyarsanız e-devletten alıp kabul ediyormuş. Yani öğrenci mail adresinize sanırım artık ihtiyaç yok. Yani ben size ödevimi gönderirken kendi e-postamdan gönderebilirim değil mi? Mesela benim farklı e-posta kullanıyorum, oradan göndermek yani istiyorum. O e-postayla bunun bir alakası yok ki zaten. Ha, o zaman tamam. Ben yani bana istediğin e-postayla gönderebilirsin. O e-posta sizin oraya kayıt olma e-postanız. Anladım anladım. Teşekkür ederim. Onda da bildiğim kadarıyla gerekmiyor. Sizin zaten üniversitenizin ne zaman biteceğini, ya ama üniversiten ne zaman bitecek diye girmedin mi oraya? Yani girdim. Yok, sana demiyorum Mustafa. İbrahim benim. Okey okey. Okey tamam. Sana sorduğunda sen üniversitenin biteceği yılı 4 yıl olarak verdiğinde sana 4 yıl ücretsiz kullanım hakkı tanımlaması lazım İbrahim. Tekrar ben ya arkadaşlar değişiklik yapmışlar sanırım. Çünkü önceden öğrenci mailinizle falan almanız gerekiyordu. Artık ona ihtiyaç kalmamış. Onun için o zaman her yıl güncellemeniz gerekiyorsa güncellersiniz. Problem yaşamazsınız. Aslında 4 yıl boyunca E-Devlet'te öğrenci belgeniz olacak. Her yıl yüklersiniz. Lisansınız bittiğinde zaten size o lisans bitti uyarısı verir. Siz de yenilersiniz. Tekrar konumuza dönelim arkadaşlar. Döndüğümde arkadaşlar tekrar sisteme. Bu sefer bir diğer komutumuz nedir? Ne demiştik? Mirror. Bunu da ne için kullanıyorduk arkadaşlar? Simetrik parçalar varsa aynı şeyleri iki kere çizmek yerine ne yaparız demiştik? Örneğin aynalarız demiştik. Yani yarısını çizeriz, diğer yarısını oraya kopyalarız. Diyelim ki şunun bir simetriği de sağda olsun. Hemen şöyle yapalım. Şuradan bir çizgi line çizelim. Hemen şöyle bir tane line çizelim. Sonrasında mirror'a geldiğimde arkadaşlar mirror dedim. Sonrasında diyelim ki şu kısmın tamamının simetriği var burada. Onun için tamamını seçiyorum. İsterseniz bunu tek tek de seçebilirsiniz. Mouse'unuzla da toplu da seçim yapabilirsiniz bu şekilde. Sonrasında enter'a bastım. Sonrasında program bana der ki ayna çizgin, ayna eksenin neresi olacak? Bunun ilk noktasını seç der. Bu eksenin üst noktasını seçtim. Sonra der ki ikinci noktasını seç. Orada da geldim. Alt noktasını seçtim. Sonra enter'a bastığımda bakın arkadaşlar bu çizgiye göre bunun direkt aynalandığını görebilirim. Yani simetrik olarak bu tarafa atıldığını görürüz. Yine şimdi bu işlemi yaparken aklıma geldi. Göstereyim istedim. Bu toplu seçimlerde arkadaşlar eğer sola doğru seçim yaparsanız yeşil, sağa doğru seçim yaparsanız mavi seçim yaptığını görürsünüz. Sola doğru yaparsanız eğer yani mavi yeşil seçim yaparsanız yeşil seçimde şunu görürsünüz. Yani objenize herhangi bir noktadan değmiş olmanız tamamını seçmenizi sağlar. Ama sağa doğru olanla yaparsanız yani mavi seçim yaparsanız bakın ucundan değmeniz seçim yapmanıza yetmez. Tamamını kapsamanızı ister. Hatta şöyle yaptığımızda ne oldu? Bakın buradakileri seçti. Bunların tamamını içine almadığımız için seçmedi. Bu da yine bir farklılıktır arkadaşlar. Yeni sürümlerde de bu daha bir farklılık getirmiş. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Çift tık yaparsanız kare gibi seçim yapıyor. Çift tık yapmazsanız böyle
karmaşık bir şekilde dairesel alanlar, farklı farklı alanlar oluyor. Benim yapmış olduğum gibi dikdörtgen, yani bu şekilde dörtgen seçimler yapabilmeniz için öncesinde çift tık yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çift tık yapıp sonrasında bu şekilde seçim yapabiliyorsunuz. Eğer sola doğru seçim yaparsanız, yani yeşilli seçim yaparsanız, seçmek istediğiniz objeye tek noktadan değmeniz yeter. Ama bu şekilde mavili seçim yapmak yapıyorsanız eğer, o zaman seçmek istediğiniz objenin tamamını almanız gerekir. Bu da ne getirir arkadaşlar? Bazı noktalarda bunun artılarını görürüz. Bazılarında öbürünün artılarını görürüz. Eğer hepsini alacaksak şöyle bir ucundan değmemiz bizim işimizi yarayacaktır. Uğraşmayız. Ama diyelim ki burada bir sürü karmaşık şekil var ve içinden bazılarını istiyoruz. O zaman almak istediklerimizi hemen içine alırız. Diğerlerine değsek bile seçmiş olmayız. Böyle bir kolaylık bize getirmiş olur. Hemen arkadaşlar bir diğer komutumuz olan nedir? Offset komutu. Offset komutu için ne demiştim ben? Hayat kurtarır demiştim arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz offset komutunu da? Geliyoruz. Offset'e tıklıyoruz. Offset komutu neydi? Bir sürü paralel öteleme getir komutuydu. Offset'e tıkladım. Enter dedim. Sonra bana diyor ki ötelemek istediğin objeyi seç. Diyelim ki şu yatay ekseni seçtim. Bunu yukarı doğru 30 milimetre ötelemek istiyorum. Mouse'umu yukarı doğru kaydırdım arkadaşlar. Mouse'um yukarıda beklerken 30 dedim. Enter'a bastım. Sonrasında henüz komuttayım, bakın çıkmadım. Komuttan çıkmak için sonrasında ya Escape'e basacağım ya bir kere daha Enter'a basacağım. Şu an komutun içinde olduğum için halen daha başka öteleme yapmak istiyorsam yapabilirim. Örneğin diyelim ki bir de aşağı doğru ötelemem gerekiyor. Seçtim yine bu yatay ekseni. Bu sefer mouse'umu aşağı doğru tuttum. Aşağıda bir yerde bekletirken bu sefer de 45 milimetre ötelemek istiyor olayım. 45 dedim. Enter'a bastım. Onu da öteledim arkadaşlar. Şimdi yine çıkıyorum ekran paylaşımından. Önce mirrorlama yapmanızı, bir de sonrasında offset yapmanızı istiyorum. Yaparken takıldığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar, herkes yaptı mı? Yapamayan var mı? Takılan var mı? Hocam ben yapamadım. Bir şurayı gösterseniz hocam, yapardım, süper yapardım. Seçiyoruz ya. Orada nasıl, onu nasıl kare yapacağız? Neyi bir daha söyle? Şey, benim mirror'ım kare dikdörtgen yapıyorsunuz siz. Benimki yamuk oluyor da. O nasıl kare şey yapacağız, dikdörtgen yapacağız? Bir dakika döneyim. Hani seçiyoruz ya neyi kopyalayacağız? Onu seç. Döndüm AutoCAD'e. Evet, seçiyorken mirror'ım benim yamuk oluyor, böyle yamuk şekilde oluyor. Ben tamamını seçemiyorum. Kara olmuyor. Çift tık yapıyorsun. Evet, arkadaşın dediği gibi şöyle çift tık yaparsan eğer dikdörtgen, yani dikdörtgen gibi seçim yapar. Eğer çift tıklamazsan, yeni sürümlerde öyle bir versiyon getirmişler. Böyle bir tuhaf, hatta bir üstünden kaydırdın mı böyle seçtiğini seçmiyor gibi falan opsiyonlar gelmiş. Ama çift tık yaparsan seçebilir. Yani seçme işlemine başlamadan önce çift tık yapacaksın. Dur ekranımı paylaşayım. Önce geldin. Diyelim ki şurada çift tık yaptın. Şimdi seçebilirsin. Anlatabildim mi? Ya da böyle.
Hocam açmışken şeyi gösterebilir misiniz tekrar offset'i? Ben yapamadım da. Tabii. Offset'e kadar herkes gelebildi mi? Önce bir onu teyit edelim. Sonra ben offset tekrar anlatayım. Hocam aynalama işleminden sonra seçmeden sonraki basamağı gösterebilir misiniz? Aynayı seçtim önce. Sonra seçmek istediğim objeyi seçtim. Diyelim ki yine az önceki gibi olduğu gibi bunların hepsini seçtim. Enter'a bastım. Sonra bana soruyor ki ayna ekseninin ilk noktası neresi? Burası. Sonra ikinci noktası neresi? Geliyorum orada da alt noktasını seçiyorum. Sonrasında Enter'a basıyorum ve çıkıyorum. Tamamdır. Şimdi offset'ten tekrar bahsedecek olursak. Offset'e bastım. Tıkladım. Enter dedim. Sonra bana soruyor. Diyor ki offsetlemek yani ötelemek istediğin objeyi seç. Geldim. Bu sefer de dikey olan bu ekseni seçmiş olayım. Seçtim. Ben diyelim ki sola 20 milimetre onu ötelemek istiyorum. Ondan bir tane daha çizmek istiyorum. 20 dedim. Enter dedim. Offsetledim. İstersen burada bir kere daha Enter'a basıp ya da Escape'e basıp komuttan çıkabilirim. İstersem halen daha offset komutunun içinde olduğum için devam edebilirim. Bu sefer çıkmış olayım. Enter'a bastım. Çıktım komuttan. Sonra tekrar aklıma geldi ki yine offset yapmam gerekiyor bir şey daha. Tıkladım. Yine offset'e tıkladım. Sonra tekrar Enter'a bastım. Sonra bana dedi ki offsetlemek istediğin objeyi seç. Seçtim. Bunu bu sefer sağa doğru 35 milim offsetlemek isteyeyim. Mouse'umu sağ tarafta bir yerde tuttum. 35 dedim. Enter'a bastığımda offsetlediğimi gördük arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum ekrandan. Siz deneyin. Şimdi tekrar dönüyorum arkadaşlar derse. Burada arkadaşlar array komutu var. Bunu önümüzdeki hafta anlatacağım. Yine şimdi move komutumuz var mesela. Move komutu da neydi? Taşıma komutuydu. Bunu da şöyle gösterebilirim. Diyelim ki line'a tıkladım. Örnek veriyorum. Şimdi burada şöyle rastgele bir şey çizdim. Sonra bunu taşımak istiyorum. Tamam mı? Ya çizmem gereken yerde çizmedim bunu. Move'a tıklıyorum önce. Bakın move dediğimiz şu dört tane ok olan komut. Tıkladım. Sonra bana der ki select object. Seçtim hepsini. Enter'a bastım. Artık arkadaşlar bunun da taşıma mantığı tamamen copy ile aynıdır. Öyle düşünebilirsiniz. Yani tuttuğunuz bir noktayı ne şekilde ne kadar kaydırırsanız sizin seçmiş olduğunuz objeler de o kadar kayar. Burada haliyle bunu taşımak istediğiniz için diyelim ki şu merkez noktası şu merkez noktasıyla kesişsin istiyorsunuz siz. O şekilde taşımak istiyorsunuz. Hemen aldınız taşıdığınızda geldiniz taşınız. Şimdi undo diyeyim tekrar gösterelim. Move tıkladım. Sonra objelerimi seçtim. Enter dedim. Sonra diyelim ki bu kesişim noktasını aldım tıkladım. Bu birinci taşımak istediğim nokta. Nereye taşıyayım? Bu çemberin merkezine taşımak istiyor olayım. Aldım taşıdım. Bitti. Enter'a bastım ya da Escape'e bastım. Komuttan çıktım.
Evet arkadaşlar, move komutunu da anlattıktan sonra hemen devam ediyorum. Yine dönelim. Rotate komutumuz var. Döndürme komutu. Bunda da diyelim ki dik olması gereken parçayı yatay çizdiniz ya da çizdiniz, bir açı vermeniz gerekiyor çizdiğiniz objeye. Bunun için kullanıyoruz. Rotate'e geliyorum, tıklıyorum. Sonrasında yine döndürmek istediğin objeyi seç diyor. Seçiyorum. Enter dedim. Sonra diyor ki bir nokta belirle ve ona göre döndür diyor. Diyelim ki bu noktayı seçtim. Şimdi buna göre ben döndürmek istediğim açıyı manuel olarak yazabilirim arkadaşlar. Ne yazayım? Diyelim ki 25 derece dönsün istiyorum yukarıya doğru. 25 dedim. Enter dedim. Gördüğünüz gibi şeklimiz 25 derece dönmüş oldu arkadaşlar. Bir diğer komutumuz, bugün son anlatacağım komut. Diğer geri kalanlarını haftaya anlatacağım çünkü. Ama bunu anlatmam lazım çünkü vereceğim uygulama ödevine bunu da kullanmanız gerekebilir arkadaşlar. Trim komutudur. Trim içinde ne demiştik yine? Önemli komutlarımızdandır. Olmazsa olmaz komutlarımızdandır. Olayı nedir? Fazlalıkları kesip kırpmaktır arkadaşlar. Geçen hafta kısaca bahsetmiştim. Geliyorum. Trim diyorum. Sonrasında diyor ki seçmek istediğin objeleri seç. Ben burada direkt enter basıp geçiyorum arkadaşlar. Yani geneline uygulamak istediğimi söylüyorum. Enter diyorum. Şimdi diyor ki yapmak istediğin kenarları seç. Örneğin diyelim ki buradaki bu fazlalığı kesmek istiyorum. Direkt tıkladığımda keser. Diyelim ki şu üçgenin içinden geçen kısmı silmek istiyorum. Sadece orayı tıkladım. Siler. Bitti mi silmek istediğim, budamak istediklerim? Enter'a bastım ve komuttan çıktım arkadaşlar. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Bir de trim özellikle uygulayın. Sonrasında trim uyguladıktan sonra ben size uygulama ödevi vereyim. Onu yapalım. Yani daha doğrusu uygulama ödevinizi tanımlayalım ve dersi bitirelim. Musa, offset'te ilk seçer seçmez değer girmenizi istemez. Önce offset'e tıkladıktan sonra bir enter tıklayacaksın. Sonrasında değer gireceksin. Hatta şöyle yapalım hemen. Bak offset dedim. Soruyor zaten. Mesafe mi girmek istersin? Yoksa şey mi? Diye soruyor. Ben de mesafe girmeyi onaylamak için enter girmek zorundayım. Yani devam eden komutlarda işte boyunca ilerlesin mi yoksa bununla beraber offsetledikten sonra ana olanı silsin mi gibi alternatifleri var bu komutun. Onun için istediği distance mı olsun diye sorduğu için önce enter diyoruz. Yani ben mesafeli girerek işlem yapacağımı seçiyoruz. Sonrasında mesafe giriyoruz. Enter dedim. Sonrasında ne kadar öteleyeceğimizin mesafesini giriyoruz. Hiç mesafe girmeden enter'a basarsan halloluyor. Hocam kırpma komutu için orayı kaçırdım da kırpma komutunu bir daha gösterir misiniz? Tabii gösterelim. Şimdi trim zaten şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Modify'in içinde yine o da. Tıkladım. Tıkladıktan sonra ekran paylaşımı kapalı galiba. Tamam, açalım hemen. Paylaştım şimdi. Şimdi trim'e tıkladım. Sonrasında bu budama işlemini nerede yapacaksın diyor. Yani burada bazen sistemin yani programın yapay zekasının kafası karıştığı için
Bazen özel alanlar seçmeniz gerekebiliyor ama sizin yapacağınız bu çizimler için gerek yok arkadaşlar. Direkt bu aşama geldiğinde, yani select object or select all dediğinde, enter'a bastığınızda select all olmuş olur. Enter'a bastım, select all dedim. Yani diyorum ki çizimin bütününde ben kırpma işlemi yapmak istiyorum diyorum. Tamam mı? Sonrasında zaten kimleri kırpmak istiyorsak tıklayacağız. Örneğin buradaki şu fazlalığı tıkladığımda direkt siler. Geldim, buradaki bu üçgenin arasındaki çizgiyi sileyim, üçgenin içi boş olsun istiyorsam tıkladığımda sildi. Enter'a bastım, komuttan çıktım, bitti. Bu kadar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Spline komutuyla değerleri giderek sinüs dalgaları çizebiliyor muyuz? Bir dakika. Değer girerek spline'la çizebilir misin? Yani şöyle olabilir. Burada metot falan belirleme var ya. Belki belirleyerek yapabilirsin ama hiç öyle bir şey kullanmadım daha önce. Hiç ihtiyacım da olmadı. Ama ne yapabilirsin? Şöyle yapabilirsin. Hemen deneyelim. Önce line'la şu y eksenin olsun. Hemen onun orta noktasından şöyle x eksenin olsun. Diyelim ki spline yapacağız. Geldim. Spline'a tıkladım. Başlangıç noktam burası olsun dedim. Ortamı da kapatayım şimdi spline çizerken. Şöyle olabilir. Örneğin 50 gitsin, tamam mı? Açısı da 45 derece olsun. Tamamen deneme yapıyorum. Olacak mı diye sana görmek için. Enter bastım. Bu birinci noktam oldu. Şu an yukarıya bağlandım. Sonra burası neydi? Kaç girmiştik buna? 35 girmiştik. Haliyle iki katı gireceğiz aşağı doğru gideceğimiz için. İki katı olacak. 70 desek. Yine döneceğiz. Açı gireceğiz. Açımızda ne olacak? 270 artı. 50 demiştik hocam. 35 değil. 50 mi demiştik? Dur aynen. Dönelim. CTRL'i alalım o zaman. Önce 50. Taba bastım. Açısını girdim. 45. Enter dedim. Sonra 100 diyelim bakalım. 100 dedik. Açıya bastık. 315'te açı desek. Yapar mı diye bakıyorum. Evet, yapıyor. Yani yapabilirmişiz. Tek tek kademe kademe basa basa gidebilirsin. Sonra tekrar buradan ne yaparsın? Tekrar 100 girersin. 100 girdin. Enter dedin. Daha doğrusu tab dedin. 45 derece açı girdin. Enter girdin. Gider yani sinüzoidal olarak. Çizersin. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. İndirebilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Aynı kullanıcı bilgileriyle. Bunu ilk hafta soran arkadaşlar da olmuştu. Hani aslında işin mantığına bakarsan olabilir. O sana bir yıllık lisans veriyor çünkü. O bilgisayarın bozuldu, çöp oldu diyelim. Yeni bilgisayar aldın. Ne yapacaksın artık? Kullanmayacak mısın AutoCAD? Kullandırtıyor olması lazım diye düşünüyorum. Ben eski bilgisayarımda da kullanıyordum. Bilgisayar değiştirdim. Bu bilgisayarıma da indirdim. Bir problem olmadı hocam. Tamamdır. Bilgilendirme için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Başka buraya kadar anlattıklarınızdan sorusu olan var mı? Şimdi öyleyse arkadaşlar. Şöyle yapalım. Size ilk uygulama ödevinizi tanımlıyorum. Zaten UZEM'e bakarsanız bu PDF'i sisteme yükledim. Oradan kendiniz zaten görebileceksiniz ama ola ki ders kaydından da tekrar
görebilirsiniz. Hani hangi şekli çizeceğinizi. Arkadaşlar sizden uygulama olarak o sisteme yüklediğim PDF'in 21. sayfasındaki bu şekli çizmenizi istiyorum. Siz tabii ki de ne yapmayacaksınız? Buradaki artık geometrik çizim kurallarına göre değil, AutoCAD kullanarak çizeceksiniz. Ben sisteme ödev olarak tanımlayacağım. Siz çiziminizi bitirdikten sonra arkadaşlar bana PDF olarak atabilirsiniz bunu. Ya da ödev vermiyorum arkadaşlar. Uygulama ödevi vermiyorum. Bunu önümüzdeki hafta ders farklı bir şey yapacağım. Derste uygulama yaptırıp not vereceğim size. Size sadece kendinizi geliştirmeniz için ödev veriyorum. Tamam mı? Kendinizi geliştirmeniz için şöyle yapabilirsiniz. Geçen hafta zaten şu üstteki ikisini çizmiştim. Bu hafta çizmeyi deneyip takıldığınız noktada geçen haftanın ders kayıtlarına bakabilirsiniz. Onun haricinde de ne yapalım? Hangisini çizin? Şunu çizin yine siz. Pratik olsun size. Pratik olması amacıyla da 21. sayfadaki bunu çizin arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ben derste de yine bunu çizip size eksikleriniz varsa, takıldığınız yerler varsa görmenizi sağlayacağım. Ama not, yani bana ödev olarak yüklemenize gerek yok bunu. Bunu sadece siz pratik olarak yapın diye veriyorum. Hem bu şekli çizmeyi deneyin, hem de şu üstteki iki şekli kendiniz çizmeyi deneyin. Dediğim gibi zaten bu iki şekli çizerken takıldığınız bir nokta olursa geçen haftanın ders kaydına girerek bakarak onu takıldığınız yerleri çözebilirsiniz. Bunu da önümüzdeki hafta dersin başında birkaç tane daha eksik kalan komutlarımızı anlattıktan sonra ben çizimini gerçekleştireceğim. Siz de böylelikle eğer çizerken takıldığınız bir yer olmuşsa, yapamadığınız bir yer olmuşsa görme imkanına sahip olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bu haftaki dersimizin de sonuna geldik. Sorusu olan var mıdır? Hayır. Bunları tamamen siz kendinize pratik olarak yapacaksınız. Bunları ödev olarak istemiyorum. Önümüzdeki hafta ben size bir ödev tanımlaması yapacağım. O zaman da şöyle yapacaksınız. Direkt sisteme yükleyeceksiniz. Yani bana atmayacaksınız. Sadece line komutu kullanmayacaksınız işte. Emine Beyza. Bugün anlattıklarımızdan hangilerine ihtiyacınız olacaksa onları kullanacaksınız. Ki bence şu ikisiyle başlayın önce. Bunları hatta başlamadan önce isterseniz önce geçen haftanın ders kaydını izleyin. Geçen haftanın dersinin sonunda çünkü bu ikisini de çizdim. Nasıl çizildiğini anlattım. Hangi komutlarla çizildiğini anlattım. Oradan bir izledikten sonra çizebilirsiniz. Şimdi mesela burada neredeyse line komutu sadece bu eksenleri çizmede kullanıyoruz. Başka hiçbir yerde kullanmıyoruz. Onun haricinde tamamen çemberleri kullanarak çizim yapıyoruz. AutoCAD programı, AutoCAD çizimi mi atacaksın sen bana? O zaman şöyle yap. Farklı kaydet de 2014 ve daha eski sürüm ol. Hatta 2013 olarak kaydet. Direkt öyle gelsin açabileyim. Yoksa diğer türlü açamam. Göstereyim onu da nasıl yapacağını. Onu aslında önümüzdeki hafta mail adresim yazıyorum aşağıya.
Bunu önümüzdeki hafta anlatacaktım ama şimdi göstereyim arkadaşlar yine. Dosya, yani yeni sürüm kullanıyorsunuz. Ben eski sürüm kullandığım için sizin yolladığınız ödevleri görebilmem için farklı kaydete gireceksiniz arkadaşlar ya da Seves. Sonrasında bakın burada daha eski sürümlerinin de kaydedilebilir versiyon olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Benim açabilmem için 2013 ya da daha eski sürümlerle kaydetmeniz gerekir. Onun için arkadaşlar bu şekilde kaydedin. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitmiştir. Çıkmadan önce çete öğrenci numaralarınızı yazın ve dersi bitirelim. Hocam ben geçen hafta bütün derse katılmıştım ama sonda yazmadan çıkmışım. Sağlık olsun, ne diyelim. Zaten %50 devam bakıyorum arkadaşlar. Hani %50 çok büyük tolerans. İyi günler hocam. İyi günler arkadaşlar. Katılımınız için teşekkür ederim. Hocam bu kaydı yükler misiniz daha sonra? Ben biraz kaçırmıştım dersi. Ben her haftaki ders kayıtlarını yüklüyorum arkadaşlar. Eğer siz bana bakarsanız daha önceki haftalarınkiler de kayıt var. Peki tamam, sağ ol. Bu 14 hafta boyunca hepsini yükleyeceğim ben arkadaşlar. Sıkıntı yok. Rahat olabilirsiniz. İşte verdiğim ödevi de yaparken arkadaşlar geçen haftaki dersin son yaklaşık 20 dakikasında ben çizdim size verdiğim şu iki, şimdi ödev olarak verdiğim bu iki şekli çizin, pratik yapın diye. Yine nasıl çizdiğime bakmak için girip kontrol edebilirsiniz ya da takıldığınız yerlerde ders kaydından izleyip görebilirsiniz. Önce bu ikisini çizin arkadaşlar. Bu ikisini çizip biraz daha AutoCAD kullanımınız oturunca da şu şekli çizmeye deneyin. Çizebildiğiniz kadar çizin. Ya zaten önümüzdeki hafta dersin başında dediğim gibi eksik kalan birkaç komutu anlattıktan sonra ben hemen bunun çizimini gerçekleştireceğim size. İyi günler hocam. İyi günler arkadaşlar. Herkes yoklamaya... İyi günler hocam. İyi günler. Numaranızı yazdıysa oturumu sonlandıracağım arkadaşlar. Tamamdır. Herkes yazmış gibi görünüyor. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.